Efendim şu an Rize merkezdeyiz. İnşaat sektörünü değerlendirmek üzere Sayın Zafer Akar'a konuk oluyoruz. Şimdi önce kendisini sonra da firmasını tanıyor olacağız. Nasılsınız Zafer Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Önce sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Evet, ben Zafer Akar. 22 yıldır buradayım, bu meslekteyim. Maşallah. Genelde işte müteahhit işleri yapıyoruz. Çok uzun zaman olmuş siz bu sektördesiniz. Evet, çok genç yaşta başladık. 18 yaşındaydım. Evet, adeta bu sektörde büyüdüm diyorsunuz. Evet, yani uzun yıllar bir tecrübemiz var. Çekirdekten yetişme, deneyimli bir ustayız. Çok güzel. Deneyimlerinizi de artık firmanızla buluşturmuşsunuz. Bir firma kurmuşsunuz. Yani sağa ayak uyduralım, kendimizi geliştirelim istedik. Firmamızı kurduk. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Sağ olun, bereketli olsun ederim. İnşallah. Ne zaman kurdunuz firmayı? Bir yılı geçti. Yeni kuruluşumuz ama tecrübemiz... Evet, çok eski çok tabii eski. Ki. Neredeyse bir ömür adamışsınız bu sektöre. Evet. Biraz projelerinize değinelim o zaman. Şu an önümde de görüyorum projeler var. Epeyce projeniz var sanıyorum. Bahseder misiniz var. Bize bu, şu anki şimdi, projelerinizden? Bu projemiz bir köy evi. Köy evinden öte biraz villa tarzı bir evimiz. Güzel. Güzel, İyiderin bir köyünde yaptık bunu. Bitirdik şu anda. Yeni projemiz var. Şimdi bu çarşıda 6 daire üzeri, evet. Rize merkezde mi o? Rize merkezde. Genelde zaten merkezde işlerimiz bizim. Burada hani dışarıya çıkma şansımız pek olmuyor. Çünkü burada... Yetişemiyorsunuz değil mi? Yetişemiyoruz yani evet. İşin açıkçası. Çektiğimiz en büyük sıkıntı ekip yok, çalışan yok, genç nesil yetişmiyor. Evet. Hani bizim işimiz biraz ağır olduğu için hani şimdi genç nesilimiz rahat iş istiyor. Aynen oturduğumuz öyle. Yerden kazanalım istiyor. Evet. Kolay kazanalım ama maalesef ki işler öyle olmuyor ne yazık ki. Biliyorsunuz efendim her sektörde kalifiye eleman sıkıntısı var ama sizin sektörünüzde daha da çok var. Biz bunu yaptığımız her röportajda zaten gerçekten biz de gözlemliyoruz. Evet. İnşallah personel bulmakta zorlanmayız bundan sonra. Buradan da seslenmiş olalım izleyicilerimize de. Evet, personel. Ya Rize'de bir de bizim şöyle bir sıkıntımız var. Yaz sezonu geldiği zaman herkesin çayı var burada. İşte çay güzel bir gelir. İşte fabrikası var, şeyi var. Bu tür işler insanları daha çok hani biraz daha rahat olduğu için bizim sektörde daha çok cazbediyor. Yaz sezonunda daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Şimdi kışa yaklaştık mı hani eleman sıkıntımız biraz daha kolaylaşıyor. Ama bizim işlerimizde yani başladığım büyük bir projede 3-5 aylık işler değil, bunlar senelik işler. Mesela öyle oluyor ki 3 blok, 2 blok inşaat bir yerde. Bunun yapım aşaması 1,5, yani kaba inşaat aşaması ne kadar hızlı yapsan da 1,5 yıl, 2 yıl civarında gidebiliyor yani. Vakit alıyor yani vakit değil mi? Vakit al tabii, tabii ki. Gerçi teknoloji ilerledikçe hani şimdi kule vinçler şeyler bunlar bizim işimizi hafifletiyor, kolaylaştırıyor ama yine de personel sayısına ihtiyaç duyuluyor yani. Yeterli personel yok. Yok. Hiçbir sektörde yok. Maalesef. Yani. İnşallah bunun da kolaylığı sağlanacaktır yakın zamanda. Ama sizin bir yeğeniniz var burada. Onunla birlikte çalışıyorsunuz. Size destek oluyor. Çok güzel. Çok. İyi bir ekip olmuşsunuz. Evet, en büyük destekçim o. Yani büyük yardımcım. Beraber baş koyduk bu yola, beraber devam edeceğiz. Güzel bir yol haritası. Batarsak da beraber, çıkarsak da beraber Allah'ın İnşallah izniyle. Güzel günleriniz olur. Birlikte bir yol haritası çizmişsiniz kendinize. İnşallah yolunuzda her daim açık olur. İnşallah. Yani. Peki nelere dikkat ediyorsunuz projelerinizi hayata geçirirken? Ya, projelerimizi... Ya biz şimdi işe topraktan başlıyoruz. Yani bir imalat ne kadar düzgün başlarsa öyle devam eder. Onun için iş bizde başladığı için... Biz işimizde titiziz. Elimizden geldiğince, şimdi 13-14 kat, 15 kat binalar yapıyoruz. Ha, bu yeni projelerde böyle. Önceki projelerde 18-19 kat, 20 katlara kadar binalar yapıyoruz. Tabii depreme dayanıklı olması bunlar çok önemli. Tabii ki. Çünkü bu demir olsun, beton işlemesi olsun bunlar hep bizim elimizden geçiyor. Hata kabul etmeyen işler. Tabii. Yani mesela 20 kat bir binanı yaparken... Bunun her katında bir santim kaçırsan 20. kata çıktığın zaman... O kadar dikkat ediyorsunuz değil mi? O kadar önemli. Yani doktorluk gibi aslına bakarsanız. Yani kaba inşaata dışarıdan baktığın zaman hani çok basit gibi gelebilir insan ama bizim yaptığımız imalat mesela şurada şimdi yeni başlayacağımız proje 750 metrekare katı tablası büyüklüğü. Buna yaklaşık 200 metreküp'e yakın beton dökeceğiz. Evet. Bu 200 metreküp betonun ağırlığı 500 ton. Oo. Bu yükü
7-8 saat içinde yapmış olduğun imalatın üzerine vuruyorsun. Hı hı. Yani bunu şakülünde tutturmak, bu dediğim gibi yani 20 evet. kat binada 1 santim kaçırsan 20. kata çıktığın zaman 20 santim. Evet. Bu çok büyük bir hata. Tabii. Siz tabii hep ustabaşlarınızın yanında duruyorsunuz, dikkat ediyorsunuz. Ya ustabaşımın yanında durmak ayrı bir şey. Üstümüzü değişiyoruz, evet. biz de çalışıyoruz. Ama helal olsun yani valla, gerçekten. Yani işimizin başındayız. Şimdi o kadar titizlikle davranıyorsunuz. Bu titizliği göstermesek yapamayız, başaramayız. Burada bir piyasamız var, adımız var. Hani kuruluşumuz yeni olsa da biz burada tanınıyoruz. Tabii artık burada sevilen bir insansınız, yani sayılan, sevilen bir evet, insansınız. Evet, bir ismimiz var. Yani bu da kimse kimsenin kaşına gözüne neresi değil yani. Tabii ki, tabii İşimizden dolayı evet. hani yapmış olduğumuz çalışmalarımızdan. Tabii dürüst ticaret, kaliteli hizmet bunlar çok önemli değerli izleyicilerimiz. Artık bunlar çünkü çok azaldı. Dolayısıyla da müşterilerimiz dolayısıyla bu yüzden sizi tercih ediyorlardır mutlaka. Evet, yani böyle bir piyasamız var çok şükür. Biz de bu adımızı lekelememek için, daha iyiye taşımak için gayretimizi her gün artırıyoruz. İşimize her gün daha titiz davranıyoruz. Her yaptığımız işte yeni bir tecrübe edinmeye çalışıyoruz. Ediniyoruz da çok şükür. Bu şekilde devam evet. ediyoruz. Şu an bizi izleyen izleyicilerim arasında belki buraya yatırım yapmak isteyenler vardır. Hem yurt içinden hem yurt dışından. Çünkü bizim programımız yurt dışında da çok izleniyor. Neler söylersiniz burayla ilgili? Tabii yatırım ki. Açısından doğru bir lokasyon mudur Rize? Neden buraya yatırım yapsınlar? Ya Rize güzel gelişen bir şehir. Gelişen bir yer. Havalimanında gibi. Turizme açık bir yer. Hani bir de şöyle, çok vatandaşlarımız var. Rizeli olup, dışarıda olup, burada yeri yurdu olup, ev yaptırmak isteyen. Ama bu en basiti bir evi, köy evi bile olsa, küçük bir villa bile olsa, bunun yapım, anahtar teslim aşamasına gelmek 3-4 ay gibi bir zaman alıyor. 5 ay. Belli yani, bir fizibilitesi var bunun. Tabii ki. Şimdi orada vatandaş gelip burada o kadar zaman geçiremiyor, duramıyor. İşte burada bizi tercih edebilirler. Evet. İşimizde olan titizliğimiz, bu tecrübemiz. Yılların verdiği anahtar teslimi, bu işlerini yapabiliriz. Yani hiç yorulmasınlar, bize evet. emanet etsinler, emanet gözleri etsinler, kapalı anahtar teslim yapıyoruz. Onlar hayal etsin, biz yapalım. Şahane, ne isterlerse evet. mesela yapabiliyorsunuz değil mi? Biz gideceğiz, arazisini göreceğiz, yerini göreceğiz. Buraya ne şekilde bir şeyler çıkarabiliriz, nasıl proje çizebiliriz, onun isteği. Yani bunlara bakarak evet. istediği şeyi yapabiliriz. Gayet temiz, titiz bir şekilde teslim edebiliriz. Evet, tabii kullandığınız malzemeler çok önemli. Onlara da dikkat ediyorsunuz. Tabii ki. Ya betonarmede kullanacağım malzeme beton sınıfıdır. Kalite burada. Ama iç donanıma geldiği zaman bu kişinin kendi isteğine bağlı. Hani çünkü bunlarda maliyet tabii. yani çok alt rakamlardan başlayıp çok üst rakamlara kadar çıkabiliyor yani. Bütçeden bütçeye değişiyor. Bütçeden bütçeye değişiyor. Her bütçeye hizmet edebiliriz yani bu konuda. Evet. Tabii maliyetlerin artıyor olması biraz sektörü yaraladı. İnşaat sektörünü biraz yara aldı son zamanlarda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Öngörüleriniz var mı? Yani bu sıkıntıların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Ya şu ana kadar bir sorun yaşamadık ama şu önümüze baktığımız zaman şu anda edilen sohbetler mesela önümüzdeki yıl için Rize'de yeni başlayacak bir proje henüz yok. Çünkü bir projenin hazırlanması işte bunun hazır hayata geçmesi 5-6 ay gibi bir süreç. Ya buna başlamak bunu hayata geçirmek tabii bir Arge çalışması 6 ay böyle bir süreç. Yani şu anda böyle bir proje olmaması yani yeni bir iş 5-6 ay. Evet, önümüzde biraz sıkıntılı bir dönem var gibi gözüküyor ama inşallah yani faizlerin düşmesi falan inşallah biraz umudumuzu yükseltiyor ama düşmezse zaten durumumuz hiç iyi değil yani çünkü evet. bu büyük bir yatırım mesela müteahhitler için bugün bir bina maliyeti küçük de olsa 200-250 milyonlardan başlıyor. Tabii. Yani ölü bir yatırım. Satamadıktan sonra evet. öyle bir rakamı oraya yatırmak mantık işi değil. Evet. Ama gerçekten aslında bakarsak doğru yatırımlar çok önemli. Hele ki şu zamanda her krizi fırsata çevirmek de çok önemli biliyorsunuz ki. Evet. Dolayısıyla da şu anda yatırım yapacaklar varsa mutlaka doğru lokasyonlarda tabii ki doğru kurumsal firmalarla çalışarak paranızı da çöpe atmayın değerli izleyicilerimiz. Çünkü ülkenin durumu da ortada. Böyle güzel evet. projelerin altına siz de imzanızı atabilirsiniz. Hem de karlı olur. Rize'de zaten gelişmekte olan bir bölge. Dolayısıyla burası doğru bir lokasyon. Doğrudur. Yani Rize her geçen, ben 20 yıldır buradayım, şu merkezden öteye gittiğimiz zaman çok gitmeye gerek yok. Bir kilometre öteye gittiğimiz zaman artık boş çaylıklar, bilmem neler bunları görüyorduk. Ama şimdi
Yani 10 kilometre öteye gidiyoruz, yine bir şehirleşme, yapılaşma, evet, kalabalıklaşma. Toprak da kıymetleniyor artık tabi baya baya. Çok. Evet. Burada çünkü arazi sıkıntımız çok, düz alanımız yok. Artık başlayacağız yamaçlara tırmanmaya. Evet. Şu an yatırımın tam zamanı değerli izleyicilerimiz. Evet. Yatırım yapacaksanız şu an tam zamanı. Faizler düşmeden, ev fiyatları yükselmeden, arsa fiyatları yükselmeden yatırımınızı yapabilirsiniz. Peki bundan sonra neler hedefliyorsunuz? Şu an Rize'de projeleriniz var ama ileriki zamanlarda çevre illerde ya da ilçelerde sizi görebilecek miyiz? Ya tabii ki bu iş potansiyeli ekip olduktan sonra, hani bunları kurduktan sonra gelecek teklifler, bizi cezbedecek teklifler tabii ki değerlendirilebilir. Tabii. Ama biz il dışına çıkmak için, yani sadece işçilik olarak il dışına çıkamayız yani. Evet. O bizi kurtarmaz diyelim. Evet, şu yani, an yakın zamanda öyle bir niyetiniz yok, ama ileriki zamanlarda neden olmasın tabii. Evet, olabilir tabii ki. Evet. Ama dediğim gibi bu anahtar teslimi işlerde, küçük işte villa tipi işlerde bunlar da Türkiye'nin her tarafına gidip yapabiliriz yani. Daha çok peki böyle villalar mı istiyorlar sizden? O taleplerle mi geliyorlar? Ya bu taleplerde oluyor. Çünkü dediğim gibi insanlar yani yurt dışında veya şehir dışında işleri var, şeyleri 3-5 ay gibi bir zaman ayırıp kendine gelip burada bir ev yapamıyor. Hani güvenilir birini arıyor. İşte bizim tecrübemizle evet. Yani biz bu işin üstesinden geliriz. Evet. Az buz değil, neredeyse çeyrek asırdır siz bu sektörün içerisindesiniz. Tabii ki de bu işin pirisiniz. Yani, dolayısıyla da yaşımın yarısından çoğu bu sektörde geçti yani. Aynen öyle. Gençliğimden beri, 18 yaşından beri bu sektörün içindeyim, bu meslekteyim. İnşallah daha uzun yıllarınız olur. İnşallah. Allah teşekkür ediyorum. Nasip ederse. Sohbetiniz de güzeldi. Ağzınıza ederim. Sağlık. Başarılarınız hep daim olsun. Amin. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz, inşaat sektörünü değerlendirmek üzere Zafer Akar Beyefendi'ye konuk olduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Programımıza devam ediyoruz.